Hepinize selamlar dostlarım, ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. LOL 12.12 yama notları videosuyla sizlerle birlikteyim. Dediğim gibi bu video içerisinde sadece LOL'de geçerli olan değişikliklerden bahsediyor olacağım. Artık nedendir bilemiyorum. Hiçbir kaynak TFT için geçerli olan değişiklikleri erkenden paylaşmıyor. Yama geldikten sonra öğrenebiliyoruz. Öncesinde gelen değişikliklerle ilgili olan bilgiler ya yanlış oluyor ya da sitenin saçma sapan uydurduğu bilgiler oluyor. Resmi olmayan şeyler oluyor. O yüzden ben de sizlere doğru bir bilgi sunamayacağımı düşünerek TFT kısmını paylaşamıyorum. Ama geldikçe, bulabildikçe, açık kaynak buldukça sizlerle paylaşacağım. Emin olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Gelin şimdi sizlerle birlikte yama notlarına bir bakalım. Tabi bundan önce de şunun hatırlatmasını yapayım. Yama arkadaşlar ayın 22'sinde 22 Haziran tarihinde tüm sunucularda olacak. Bilginiz olsun. Çarşamba gününe geliyor diye biliyorum. Yanlış bilgilendirmiş olmayayım sizleri de. Ama dediğim gibi ayın 22'sinde tüm sunucularda olacak. Sizler de bu yamadan faydalanabileceksiniz. Gelelim değişikliklere. Şampiyon değişiklikleri. Omun'un arkadaşlar Q'sunun mana bedeli 70'ten 30, 35, 40, 45 ve 50 olacak şekilde her seviyede düşürülmüş. Erken seviyede 30 mana bedeli ciddi manada düşüş. Ve Amumu için çok büyük bir avantaj. Hızlı hızlı orman kamplarına dönebilecek. Orman kamplarına dönerken Q'sunu kullanabilecek. Hiç korkmadan baskınlarını çok rahat deneyebilecek. Dediğim gibi bu buff açıkçası Amumu'nun erken oyunda çok fazla işine yarayacaktır. Keza geç oyunda da. Ultisinin hasarda 150, 250, 300 diye giderken 200, 300, 400 olacak seviye şekilde her seviyede arttırılmış. Bu da yine çok güçlü bir buff. Amumu sık sık Q kullanıp sık sık ulti basabilecek. Ve ultisinin hasarı da büyük ölçüde arttırılmış olacak. Çok güzel bir haber. Eni, eğer orta koridorda oynayacak bir şampiyon bulamadıysanız ve size orta koridor rolünü attıysa oynayabileceğiniz nadide karakterlerden bir tanesiydi. Ve bu noktada Q'sunun yetenek gücü oranını %75'ten %80'e çıkartmışlar. Ultisinin Tibbers'ında canını 1200, 2100, 3000 diye giderken 1300, 2200, 3100 olacak şekilde her seviyede 100 arttırmışlar. Ve Tibbers'ın zırh ve büyü direncini de 30-50-70'ten 30-60-90 olacak şekilde İlk seviyede sabitken diğer seviyelerde arttırmışlar ki geç oyunda baya baya yüksek bir cana ve baya yüksek bir dirence sahip olan Tibbers'ınız olacak. Velvet'ten bahsedecek olursak ise metayı kasıp kavuruyordu. Banlanmadıysa perma banlandığım bir karakterdi. Tek başına oyunu çok rahat taşıyabiliyordu. Ben görmedim ki açıkçası benim oyunlarıma denk gelmedi. Velvet oynayıp da kaybeden birisine. O yüzden ben açıkçası metanın en güçlü karakteri olarak değerlendiriyorum kendisini. Ve bu noktada birazcık dengeleme getirdiklerini umut ederek okuyorum. İlk etapta arkadaşlar Velvet'in saldırı menzilini 125'ten 175'e çıkartmışlar. Keza 50 menzil çok ciddi bir avantaj. Çok uzak mesafelerden size vurabilecek. Bu bir eksiğiydi karakterin. Okey, menzil arttırılmasını kabul ederim. Öte yandan can yenilenmesi 8.5'tan 7'ye düşürülmüş. Buna da okeyiz. Öte yandan seviye başına can yenilemesi de 0.85'ten 0.7'ye çekilmiş. Yine bu da güzel bir haber. Gelelim pasifine arkadaşlar. Tek başına saldırı hızı kazanıyordu biliyorsunuz karakter 1 ile 18 seviye arasında. 0.25'ten %1.25'e olacak şekilde. Bunu değiştirmişler. Artık 1 ile 13 level arasında siz 0.28 ila %1 saldırı hızı kazanacaksınız diyor. Ama dediğim gibi 13 levele kadar geçerli. 13 levelden sonra eski etkiye geri dönüyor. Ve artık büyük minyonlardan da stack kazanabilecekmişsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz eskiden minyonlardan stack kazanamıyordunuz. Orman kamplarından kazanabiliyordunuz. Artık büyük minyonlardan da stack kazanabileceksiniz. Bunu bu şekilde dengelemeye çalışmışlar. Okey diyebileceğimiz bir senaryo. Öte yandan bu da tabii tekli koridorda oynamak isteyen arkadaşlar için de ama bence çok gereksiz. Yine de tekli koridorda oynamayın. Oynayacaksınız en iyi rolü şu an için orman. Q'su fixlenmiş arkadaşlar. Q'su ile alakalı bir bug'ı varmış. İki defa gerçek hasar vuruyormuş. Double hasar vuruyormuş. Bunu düzeltmişler. Güzel haber. Böyle bir bug'ın olduğunu bilmiyordum. Denk gelmemiştim. E yeteneğinin hasar başına, vuruş başına hasarı 8, 11, 14, 17, 20 iken artık 8, 10, 12, 14 ve 16 olacak şekilde düşürülmüş. Güzel. Bence E yeteneği çok kırıktı. Çok fazla hasar bırakıyordu. Ve bu noktada böyle bir nerf getirilmiş olması artık E yeteneğine basıp sizi silip süpürebileceği anlamına gelmiyor. Yani en azından 1v1 için. Ultisinden bahsedecek olursak ise ultisinde büyük bir değişimimiz var. Ultisinin arkadaşlar eksik cana göre hasarı %25, %30, %35 iken artık %25 olacak şekilde sabitlenmiş. Çok güzel bir haber. Birisini öldürüp resetlenip patır patır hasar vurmasını istemezsiniz. Öte yandan bonus saldırı menzili 50-75-100 iken artık 50 olacakmış. Zaten menzilini arttırdılar. O yüzden böyle bir sabitleme getirilmesi çok mantıklı. Öte yandan arkadaşlar
Void Remora'nın canı, yani yaratık halindeki canı %70 iken artık %50, %60 ve %70 olacak şekilde ultinizi son seviyeye getirdiğinizde daha fazla artış sağlayacakmış. Öte yandan yine bir ultisinin de bug'ı varmış. Bu bug'ı da düzeltmişler. Yani yeterli bir dengeleme mi diyecek olursanız açıkçası çok yeterli değil. Menzil konusunda dengeleme var. E yeteneği dengelenmiş. Hani fena değil ama çok da iyi değil. Yine oyunda bozuk olacaktır. Özellikle o böceklerinin mutlaka nerflenmesi gerekiyordu bence. Çünkü bir alamet almasıyla birlikte o alameti kaptırdığınız anda kaosu istediği koridora bırakabiliyordu. Oradan çok rahat bir kule almakla yetinmiyorlar. İkinci kuleye kadar gidebiliyorlar böcekleri sayesinde. Herhangi bir fay çıkarsa da kaybediyorsunuz. O yüzden çok tehlikeli. Bence onlara da bir dengeleme gelirse çok çok tatlı olacaktır. Blitzcrank'in Q yeteneğinin arkadaşlar hasarı 90, 140, 190, 240, 290 iken artık 105, 155, 205, 255, 305 olacakmış. Güzel, Blitzcrank oynansın zaten. Q yeteneğini tutturabilen iş yapsın istemişler bu noktada. Ultisinin hasarı da 250, 375, 500 iken 275, 400, 525 olmuş. Yine her seviyede 25-25 arttırmışlar. Güzel haber. Oynansın Blitzcrank'te. Görelim oyunlarda. O kadar Pillar support oynanıyor, Pox support oynanıyor. Ne güzel counter pick'i var. Oynansın. Mundo'ya gelecek olursak, Mundo'nun arkadaşlar pasifi can yenilemesi %1 ile %2 arasındayken %0.8 ile %1.6 arasında olacak şekilde değiştirilmiş. Yani bayağı bir düşüş var burada. İyileştirme konusunda ultisinin de arkadaşlar taban can yükseltmesi eksik cana göre %10, %15, %20 iken artık eksik cana göre %8, %11.25 ve %15 olacak şekilde değiştirilmiş. Mundo da yine çok kuvvetli karakterlerden birisi. Et parçası olduğuna bakmayın. Gerçekten solo Q'da alındığında kabus yaratabiliyor. Kolay kolay ölmediği için. Fiora'ya bakacak olursak, Fiora'nın arkadaşlar pasifinde bir değişimimiz var. Pasifinde arkadaşlar maksimum cana true damage'i %3 iken ve bonus saldırı gücünün %5.5'unu alıyorken artık %2 ve bonus saldırı gücünün yine %5.5'unu alacak şekilde değiştirilmiş. Yani siz artık o zayıf noktaları vururken rakibin cana göre daha az vuracaksınız. Heim'e bakacak olursak, Heim'in Q'sunun arkadaşlar turret'ın hasarı, pardon, canı 150 ile 575 arasındayken 175 ile 700 arasına çıkartılmış. Müthiş. Heim meta'ya girdi direkt. Öte yandan turret'ların taban hasarı da 6, 9, 12, 15, 18 iken 7, 11, 15, 19 ve 23 olacak şekilde değiştirilmiş. Yine bu da müthiş haber. Dediğim gibi Heim'i yapıştırın oynayın. Mis gibi lig atlatmalık karakter olmuş. Öte yandan E'sinin cooldown'u da 11 saniyeye düşürmüşler. Heim oynayanlar için, Heim'i bekleyen arkadaşlar için müjde. Ivern'e bakacak olursak, Ivern'ın arkadaşlar E yeteneğinin sağlamış olduğu kalkan 70, 100, 130, 160, 190'dan 80, 115, 150, 185, 220 olacak şekilde arttırılmış. Meta'da ben oynandığına denk gelmedim. Kalkan etkileri nerf yediğinden beri çok fazla tercih edilmiyordu bu noktada. Kalkanı da buff aldığına göre birazcık daha oynanılabilir. Daisy'nin canı ise arkadaşlar 1250, yani ultimizin canı ise 1250, 2500, 300, 3750 iken artık 1300, 2600 ve 3900 olacak şekilde her seviyede yine canı arttırılmış. Öte yandan Daisy'nin zırh ve büyü direnci de 15, 52.5 ve 90 iken 20, 60 ve 100 olacak şekilde değiştirilmiş. Herkesin peti bufflanmış arkadaş. Bu ne böyle? Pet yaması olmuş bu bildiğiniz. Janna'ya bakacak olursak, Janna'nın W'sunun hareket hızı bonusu 6, 7.5, 9, 10.5 ve 12 iken artık %6, %7, %8, %9 ve %10 olacak şekilde her seviyede düşürülmüş, bir erken seviyede aynı kalmış. Öte yandan yavaşlatması da 24, 28, 32, 36 ve %40 diye giderken artık %20, %24, %28, %32 ve %36 olacak şekilde her seviyede düşürülmüş arkadaşlar. Janna biliyorsunuz meta'nın en tepesinde şu an en çok kazandıran şampiyonlardan bir tanesi. STR supportlardan birisi. O yüzden böyle bir nerf gerekiyordu. E'sinin kalkanında arkadaşlar 75, 100, 125, 150, 175 ve yetenek gücünün %60'ını alıyorken 65, 90, 115, 140, 165 ve yetenek gücünün de %55'ini alacak şekilde azaltılmış. Janna'ya burada çok ağır bir darbe gelmiş arkadaşlar. Jarvan'a bakacak olursak, mana başına, pardon, seviye başına manası 40'tan 55'e çıkartılmış. Güzel haber. Öte yandan pasifi de arkadaşlar cooldown'u 6 saniyeden 6, 5, 4 ve 3 saniye olacak şekilde değiştirilmiş. Bunun da seviyelerini her ulti seviyesi olacak şekilde belirtmişler. Güzel haberlerden birisi. Özellikle late game'de çok sık oto hata ile birlikte problem yaratabilecek her 3 saniyede bir pasifine vuran bir Jarvan düşünün. Katarina'ya bakacak olursak, Katarina'nın arkadaşlar pasifinin
Saldırı gücü oranı %75'ten %65'e çekilmiş. Ace'in hasarı AD'nizin %50'sini alırken 15, 30, 45, 60, 75 diye gidiyormuş. Artık AD'nizin %40'ını alıyor ve 20, 35, 50, 65, 80 diye gidecek şekilde arttırmışlar. Hasarını arttırmışlar fakat saldırı gücünden daha az besleniyor artık. Ultiye bakacak olursak ultisinin bonus saldırı gücü oranı %16 artı atak başına %12.8 iken artık %16 ve atak başına %16 olacak şekilde arttırmışlar. Yani saldırı gücünden çok çok daha fazla besleniyor. Öte yandan her hit başına bıçak hançer hasarı %25, %30, %35'ten %28, %33 ve %38 olacak şekilde arttırılmış. Burada ultisine çok güzel bir buff gelirken diğer statlarında büyük bir düşüş yaşanmış. 6 levele kadar çöpsünüz diyebilirim. Katarina oyuncuları için maalesef. Lucian taban statlarına bakacak olursak saldırı gücü 62'den 60'a düşürülmüş. Q'sun hasarı da 95, 130, 165, 200, 235 iken artık 95, 125, 155, 185 ve 215 olacak şekilde her seviyede düşürülmüş. Bir ilk seviyesinde hasarını aynı bırakmışlar. Lucian'da mı yapacak arkadaşlar, artık eskisi kadar fazla burst hasar uygulayamayacaklar. Seraphine şu an metada gözde karakterlerden birisi olacak çünkü çok güzel bir buff getirilmiş. E yeteneğinin cooldown'ı 10 saniye sabitlenirken sersemletme süresi 1 saniyeden 1,5 saniyeye çıkartılmış. Çok uzun süre kitle kontrolünde bırakacak. Hasarı zaten çok yüksek. Pok kabiliyeti çok yüksek. Oynanılabilir. Shaco'ya bakacak olursak onun da zırh artışı 4.7'den 4'e düşürülmüş. Can artışı da 103'ten 99'a düşürülmüş arkadaşlar. Q'sunun saldırı gücü oranı %25'ten %40'a düşürülmüş. Pardon, çıkartılmış. Gayet güzel. Ve W'sunun yetenek gücü oranı %9'dan %12'ye arttırılırken E'sinin yetenek gücü oranı %50'den %60'a, saldırı gücü oranı da %70'den 75'e çıkartılmış. Shaco için müthiş bir buff gelmiş. Shaco mainlemeye başlayabilirsiniz şimdiden. Şu an meta'nın gözde ormancısı olarak gözüküyor kendisi. Bu artışlar çok çok fazla. Özellikle Q'suna ve E'sine gelen artışlar muazzam olmuş. Singed'e bakacak olursak Singed'in yavaşlatması %60'dan %50-55, 50 pardon %50, 55, 60, 65, 70 olacak şekilde arttırılmış. Öte yandan ultisinin de taban statları arttırışı 30, 60, 90 diye giderken 20, 60, 100 olacak şekilde bir ilk seviyesinde düşürülmüş. 11 level'da aynı kalırken 16 level'da arttırılmış. Birazcık enteresan yapmışlar bunu. Soraka'ya gelelim. En büyük değişimlerden birisi de onda aslında bakacak olursak. Ultisi biliyordunuz, bastığınızda ağır yarayı kaldırıyordu üzerinizden. Sadece sizin değil, takım arkadaşlarınız üzerinden. Artık ağır yarayı kaldırmayacak arkadaşlar. Fakat iyileştirme etkisini 125, 200, 275 diye götürürken artık 150, 250, 350 olacak şekilde arttırmışlar. Son seviyeye geldiğinizde çok çok daha fazla can basabileceğiniz anlamına geliyor. Viego'ya bakacak olursak, Viego'da da bakın bütün yeteneklerinde neredeyse bir değişim var. Pasifinin arkadaşlar bu hani eksik cana göre vurma olayı vardı ya, yani eksik canı toplama olarak. Bu hedefin maksimum canının %2,5 kadarıyken artık hedefin maksimum canının %2'si kadar olacakmış. Öte yandan W'sunun arkadaşlar şeyi o gözükmeme olayını kaldırmışlar. Ve ultisinin de arkadaşlar bonus hasarı eksik cana göre %15, %20, %25 iken artık eksik cana göre %12, %16 ve %20 olacak şekilde düşürmüşler. Yine burada Viego'nun ultisine de çok büyük darbe vurulmuş. Genel olarak Viego'ya bayağı büyük darbe vurulmuş. Yorick biliyorsunuz böyle yanında şeyleri çıkartıyordu. Gölgede gizlenen yaratıkları mı işte, artık neleriyse isimleri aklıma gelmedi. Onların canı arkadaşlar %185 arasındayken ve Yuri'nin canının %15 kadarıyken artık Yuri'nin canının %20'si kadarını alıyorlar ve 110 ila 212 arası cana sahip oluyorlarmış. Ve bunların hareket hızı da 300'den 325'e çıkartılmış. Sizi daha fazla kovalayacaklar ve öldürülmeleri artık birazcık daha zor olacak. Öte yandan ultisinin canı 300, 1000 ve 3000 iken artı Yorin canının %70'ini alıyorken artık Yorin canının %75'ini alıyor ve 350, 1100, 3300 olacak şekilde arttırılmış. Cidden pet yaması ya. Bu direkt pet yaması getirilmiş oyuna. Ve ultimizin menzili de E ile attığımız o menzilde 1600'den 1200'e düşürülmüş arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani bence Yorick şu an kabus yaratabilir. Üst koridorda split'ine cevap vermeniz çok zor olabilir. Bilemiyorum bununla mücadele etmek nasıl mümkün olacak. Gerçekten çok çok büyük bir tehdit şu an Yorick.
Yumi'ye bakacak olursak, Yumi'nin vermiş olduğu kalkan arkadaşlar 56 ile 360 arasındayken 60 ile 380 arasına çıkartılmış. İyileştirmesi de yani E yeteneğinin iyileştirmesi de 70, 100, 130, 160, 190 iken 70, 90, 110, 130 ve 150 olacak şekilde geç oyununa çok ağır bir nerf getirilmiş. Neredeyse hiç can basamayacak. Ben bu saatten sonra Yumi'yi elime sürmem açıkçası. Zeri'ye bakacak olursak taban statları can yenilemesi 3.25'ten 4.5'a çıkartılmış ve can artışı da can yenilemesi artışı da 0.55'ten 0.7'ye çıkartılmış. Ve W'sun hasarda biliyorsunuz artık kritik vuruş yapabiliyordu. Yetenek gücünüzün %70'ini alırken ve saldırı gücünüzün %150'sini alırken 10, 45, 80, 115 ve 150 diye vuruyormuş. Artık yetenek gücünüzün %60'ını evet, saldırı gücünüzün %130'unu alıyor ve 20, 55, 90, 125, 160 olacak şekilde vuruyor. Tabii kritik vuruş eklendiği için böyle bir değişim gelmesi normal arkadaşlar. Bu okey diyebileceğimiz bir değişim. Öte yandan eşyalara bakacak olursak Night Harvester, eşyanın adını unuttum. Gece tırpanı. Gece tırpanını arkadaşlar artık yapılış şekli değiştirilmiş. İçerisinde farklı bir parça bulunuyormuş. Öte yandan rünlere bakacak olursak yırtıcı rününün arkadaşlar maksimum hareket hızı %45'ten %25 ila 50 arasında olacak şekilde değiştirilmiş. Levelinize göre değişiyor bu. Öte yandan hasarı da saldırı gücünüzün %20'sini alırken ve yetenek gücünüzün %10'unu alırken 40 ile 120 arasındaymış. Artık yetenek gücünüzün %15'i, saldırı gücünüzün %25'i ve 20 ile 180 arasında olacak şekilde hasar uygulayacakmış. Bekleme süresi de 90 ile 60 saniyeden 120 ile 60 saniye arasına çıkartılmış. 120 saniye ne ya? 2 dakikada bir gelebilecek yırtıcı. Oo, çok çok acayip. Bu arada net bir şekilde bu yama arkadaşlar pet yaması gördüğünüz gibi. Başlıkta zaten pet yaması diye girerim ben yani. Böyle bir yama yok. Çok çok tuhaf şeyler oluyor oyunda. Ben çözemedim. Bunlar bir dengeleme mi yoksa başka bir şey mi yani? Ne olmaya çalışıyor şu an oyunda? Ama dediğim gibi peti bulunan karakterleri deli gibi oynayabilirsiniz. Öte yandan pillar supportlar büyük bir darbe görmüş Lulu hariç. Oynayacaksanız Poke support oynayabilirsiniz veya işte tank support oynayabilirsiniz. Birazcık daha tank supportlara yöneltmeye çalışmış. Meta bizleri dostlarım Yuri'ye karşı dikkatli olun. Permalan Yorick geliyor olabilir. Belvet'in durumunu da oyunda daha net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Yama hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak da belirtirseniz çok sevinirim. Sizlerle birlikte değerlendirmek isterim. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.